Merhaba arkadaşlar. Berat Tatlı Dünya Semine'nin mutfağına hoş geldiniz. Zeytinli poğaça yapacağız. Bugün sizlere tar yapımını göstereceğim. Yarım su bardağı ılık suyumuzun içerisine yarım paket yaş mayamızı koyarak mayamız eriyene kadar karıştıralım. İsterseniz bir paket kuru mayayla da e, kullanabilirsiniz. 125 gram oda sıcaklığında margarinimiz var. Terem yağı kullanıyorum arkadaşlar. Mayalı suyumuzu üzerine döküyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Hemen hemen bir dolu yemek kaşığı da tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Onu da ekleyelim. 2 tane yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını üstü için ayıralım, diğerini içine ekleyelim ve karıştırmaya başlayalım. Toplamda 4 su bardağı un kullanacağım bu ölçü için. Unumuzu her zamanki gibi çok kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyelim. Aynı anda ekleyip hamurumuzun kıvamını kaçırmayalım. Mayalı hamurlarınızı ne kadar e, yumuşak yoğursanız arkadaşlar, o kadar e, güzel sonuç alırsınız. Yapımı aslında çok zor değil. Sadece çok kıvamlı ve güzel yumuşak bir hamur yoğurmanız yeterli. Gördüğünüz gibi hamurumuz oldukça yumuşak. Şöyle bir toparladıktan sonra etrafını mayalanması için yine yoğurma kabımızı alalım, üzerine örterek bir yarım saat bekletelim. Evet, yarım saat hamurumuz bekledi arkadaşlar. İçerisinin havasını aldıktan sonra şöyle bir havasını alalım. Şimdi bu poğaçamızın şekli biraz değişik olacak. Onun için minik minik bezelere ayıracağım. Ee, ceviz büyüklüğünde minik bezelere ayırdım hamurumu. 3 tane kullanacağım bir çiçek için. Uzun şerit halinde olan hamurlarımın uçlarını birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Kenarlarına zeytin koyuyorum. Yeşil zeytin. İsterseniz bu şekilde kürdan yardımıyla, isterseniz e, elinizle de toparlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar. Şu anda şekli bozulmuş gibi görünüyor ama bozulmuyor arkadaşlar. Tepsiye koyarken tekrar düzeltiyoruz. E, hazırlamış olduğumuz hamurlarımızın hepsini aynı işlemden geçiriyoruz. Arzu ederseniz e, siyah zeytinle de yapabilirsiniz. Evet şöyle toparlayalım. Çiçek şekli verelim. İsterseniz iki tane de yapabilirsiniz. Evet ayırmış olduğum yumurta sarılarını üzerine sürüyorum. Her yerine güzel gelecek şekilde sürelim. Tepsi mayası vermeyeceğim arkadaşlar. 175 derecede fırına göndereceğim. Üzerlerine isterseniz orta yerlerine çörek otu serpebilirsiniz. Ben e, siyah zeytin koydum ve pişirmeye gönderelim. Evet poğaçalarımız yumuşacık, mis gibi oldular, piştiler. Servis tabağına alabiliriz. Hem görsel olarak hem e, lezzet olarak gerçekten güzel bir poğaça. Yapımı da oldukça gördüğünüz gibi kolay. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.